Merhabalar. Bu dersimizde enormous tiplerden bahsedeceğiz. Enormous tipler Entity Framework içerisinde sık kullanılan bir kavram. Şimdi enormous tipler kabaca var anahtar sözcüğüyle tanımlanıyor. Normalde biz bir değişkeni örneğin şu şekilde tanımlıyoruz. Tipini belirtiyoruz ve içerisine o tipe uyan bir değişken değeri atamak zorundayız. Ancak şöyle bir şey yaptığımızda bu değişkenin içerisine tanımlama anında şu anda bunun tipi belli değil. Ama ne zaman ki bunun içerisine bir değer atadın, örneğin 10 gibi bir değer atadın, bu integer bir değer olarak kabul görür bundan sonra. Eğer şöyle bir şey değer atarsak, bu string bir değer olarak algılanır. Şimdi, yani kısacası tip belirtmeden kullanabiliyorsunuz değişkenleri. Burada çok bir yararını görmedik şu anda. Buraya kadar. Şimdi bir değişken tanımladığımızı düşünelim. İşte var. Örneğin kullanıcı diye bir değişken tanımlayalım. Şimdi burada nip anahtar sözcüğünü kullandıktan sonra genelde tiplerin, yani mesela sınıf tanımlıyorsak, sınıftan bir nesne tanımlıyorsak sınıfın ismini yazıyorduk buraya. Buraya şu anda bir şey yazmak zorunda değilsiniz. Çünkü enormous tip tanımlıyorsunuz. Yani tipten bağımsız olarak bir değişken tanımlıyorsunuz. Ve de bunun içerisinde istediğiniz property'leri, yani özellikleri, değişken isimlerini yazıp onlara değer atayabiliyorsunuz. Normalde sınıflardan hatırlarsanız türetip işte new ne demiştik? Kitap demiştik. Burada da kitap ismi, işte boşluk dediğimiz zaman kitabın işte başlığı, açıklaması gibi değerlerini dolduruyorduk. Burada şu anda ben değişken isimlerini kendim vereceğim. Mesela kullanıcının bir ID'si olsun ve de ID'sine 1 atayalım. İkincisi işte bunun bir ismi olsun. Ve de bunun ismine işte Sadık diyelim. İşte bir soyad olsun. Ve de bunun içerisine ben şöyle Turan diyeyim. Evet, bakın tipten bağımsız olarak bir tane sınıf tanımladık diye algılayabilirsiniz bunu. Şimdi bunu kullanmaya geldiğimizde kullanıcı nokta dediğiniz gibi bakın ID, isim, soyad hepsine ulaşıp bunları konsolda örneğin yazdırabilirsiniz. Mesela kullanıcı nokta mesela isim deyip de çalıştırdığınızda bu ismin içeriği ekranda yazılır. Evet, bu şekilde. Şimdi bunu geçelim. Şimdi bunun bir list olduğunu düşünelim. Yani böyle bir kullanıcılar diyelim mesela. Kullanıcı değil de kullanıcılar olduğunu düşünelim. Bunun bir list olduğunu düşünürsek eğer dizi mantığıyla bunun sonuna işte köşeli parantez açar kapatırız. Ve de şunları şu şekilde new deyip şuradan parantezi aç, burada parantezi kapat, virgül deyip işlemlerimizi şu şekilde arttırabiliriz. Mesela şunu şöyle alt satır aldığımızı düşünelim. Şöyle. Şuradan şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6. Evet, istediğimiz kadar kullanıcıyı buraya ekleyebiliriz ve de bunları normal bizim for each kontrolüyle burada zaten var demeniz gerekiyor. Çünkü zaten tipi belli değil bunun. Yani burada tipi belli olmadan buraya yazabileceğiniz int string gibi bir değer yok. Örneğin i diyelim ya da şöyle tek bir kullanıcı değişken isim verelim. Mesela şurada da kullanıcılar diyelim. Şurada da işte console write-line'a işte her bir kullanıcıya ulaştığımız anda onun işte ismini ekrana yazdırdığımızı düşünelim. Evet, alt alta gördüğünüz gibi bütün diziyi dolaşıp yazdık. Evet, şimdi bunu Entity Framework açısından bakarsak eğer şunları bir yorum satırı haline getirelim ve de şurada bir tip tanımlayalım. Tipimiz ne olsun mesela class işte kullanıcı tipi olsun mesela ya da şöyle daha gerçekçi mesela user diyelim. User'ın bir mesela prop diyelim işte ID alanı olsun işte prop string İşte adı olsun. İşte prop işte şöyle string soyadı olsun. İşte prop işte böyle bir yaş değişkeni tanımlayalım ve de ayırt edici bir özellik olsun bu bizim için. Bir de şöyle bir şey tanımlayabiliriz. Mesela bool türünde işte cinsiyet diyebiliriz. Şimdi burada gelelim şurada buradan bir liste tanımlayalım. Liste. Tipi de ne olsun? User olsun. Kullanıcı tipinde bir liste. Şöyle diyelim. User list diyelim. Eşittir new. Şöyle parantez aç kapat. Şöyle şurada.
Bunların içerisinde de yeni user'lar oluşturalım. Şimdi bunların gelelim ID'sine 1 diyelim. Virgül adına Sadık diyelim. Virgül soyadına şöyle Turan diyelim. Virgül cinsiyet. Mesela cinsiyeti true ise erkek, false ise kadın olarak algılayalım. İşte yaşına gelelim. Şöyle bir değer girelim. Şöyle virgül diyelim ve de bundan bu değerleri arttıralım mesela. İşte şurada işte Aslan Turan olsun. İşte yaşı 40 olsun. Şöyle 50 olsun. İşte 15 olsun. Şöyle 20, 35 olsun. Şöyle 23 olsun gibi. Şuradan şuna mesela şöyle Emel diyelim. Şöyle Ayşe diyelim. Şunların da false deyip bunların da bayan olduğunu düşünelim. Şöyle bir liste yaptık. Elimizde generic bir liste var. Enormous bir tip değil bakın. Ve de ben bunu sanki veri tabanından gelen bir kayıt listesi olarak düşünüyorum. Ve de şurada bir sorgulama yapıyorum. Şimdi sorgulamamın sonucu eğer şöyle mesela list user olsaydı, mesela şöyle işte users olsaydı sonuç olarak, ben şimdi şuradan bir basit bir link sorgusu yazacağım. Diyeceğim ki from in user listin içerisinde. Şimdi buradaki mantık user listesinin içindeki her bir elemanı in'in içine kopyala. Sıra sıra kopyala. Aynı for each kontrolün kullanımı gibi. Tamamen aynı. Ama burada bir şart ekleyebiliyorsunuz. Diyorsunuz ki eğer şartım ver alanında şart yazıyorsunuz. Hatırlarsanız Lambda Expression'da da bunu kullanmıştık. Ver i nokta diyorsunuz ki eğer cinsiyeti eşit true olanlar. Mesela şuraya şey diyelim. Erkekler diyelim mesela. Cinsiyeti true olanları ben buradan ne yapacağım? Seçeceğim. Bunları seçtikten sonra da bunu listeye çevirmeniz gerekiyor. Şöyle to list demeniz gerekiyor. Evet. Ya da bunun alternatifi olarak şunu yorum satırı haline getireyim. Lambda expression'ları kullanarak da bu işlemi kolaylıkla yapabilirsiniz. Nasıl olur? Şöyle geliriz şuraya. Deriz ki user list nokta ver i eşittir büyüktür i nokta cinsiyet eşit true'ysa bunları listenin içine dahil et ve de bunu listeye çevir. Bu şekilde diyebiliriz. Önceki derslerimizde zaten bunu gördük. Evet, şimdi burada ne yaptı? Cinsiyeti true olanların hepsini erkeklerin içerisine aldı. Şimdi bu listenin içerisinde kaç eleman var? 2 tane hariç 4 tane eleman bu listenin içerisinde. Tamam. Şimdi benim bu türde bir listeye ihtiyacım varsa tamamdır. Ama ben işte gelip sadece adlarını istiyorsam ya da sadece yaşlarını istiyorsam bütün bilgileri bu user cinsinde geriye getirmemin bir mantığı yok. Yani bu kolonların işte çok uzun olduğunu düşünün. İşte her satırda birçok bilgi var. Ama ben o bilgi içerisinde sadece bir alanı, ad ya da soyadı merak ediyorum. Sadece onları almak istiyorum. Bu durumda ya gidip şurada bir tane bir tip oluşturursunuz. Dersiniz ki işte class ad dersiniz. Mesela ad soyad. İşte ne diyeyim şöyle. Kullanıcı ad soyad dersiniz. İşte bunun içerisinde sadece prop işte string ad prop string soyad deyip sadece bu cinste geriye veri gönderebilirsiniz ama düşünün ki bir sorguda sadece adları, bir sorguda sadece soyadları, sadece cinsiyetleri istediğinizi düşünün. Bu durumda sürekli tip belirtmek çok kullanışlı olmaz. Bu yüzden ki enormous tipler kullanılıyor. Çünkü enormous tipleri oluşturmak gayet kolay. Evet, burada user list içerisinden işte cinsiyet true olanları alırız. Bu listeyi olduğu gibi doldururuz. Ancak ben belli başlı kriterleri, belli başlı kolonları almak istediğim zaman şöyle bir işlem yapmam gerekiyor. Select ile seçme işlemi yapıyoruz. Yine lambda expression'ı kullanıyoruz burada. I büyüktür. I nokta örneğin neler isteyelim? Sadece cinsiyeti
büyük olanların adını alalım. Ancak bunu alırken bunu enormous tipte almamız gerekiyor. Yani geriye dönecek olan değerlerin biz sadece adı seçiyoruz ama sadece ada uyan bir tip burada bizi beklemiyor. Bizi burada bekleyen user cinsinde bir liste. Ben bu enormous type olması için bunu varla değiştirmem gerekiyor. Ve de burada bir enormous type oluşturmanız gerekiyor. Eğer bakın tek bir kolon ismi alacaksanız bunu yazmanız yeterli. Sadece bunu yazsanız isterseniz şurada hemen yazdıralım for each'le. For each işte var aydım erkekler. Böyle erkekler diyelim. Şöyle aydım deyip bunu yazdırsak sadece adlar çıkar. Sadece erkek adları çıkacak. Evet, gördüğünüz sadece 4 tane erkek ismi ekranda çıktı. Ancak ben ad değil de sadece ad soyad 2 tane bilgi istiyorsam bu sefer burada enormous type'ları kullanmam gerekiyor. Hatırlarsanız şurada new anahtar sözcüğüyle kullanmıştık. New diyorsunuz burada. Süslü parantezler içerisine alıyorsunuz burayı. Şöyle. Burada i işleminin içerisine girecek. Ve de i nokta ad virgül i nokta mesela soyad. Burada ne yapmış olduğunuz bir enormous type oluşturmuş olduk ad ve soyadla şurada. İşte aydım dedikten sonra bu sefer de kolon isimlerini belirtmeniz gerekiyor. Biraz evvel sadece bir alan döndüğü için sadece aydımı yazdırmak işte adların yazılması için yeterliydi. Ancak burada belirtmeniz gerekiyor. Sadece aydımı yazdığınızda bu sanki bir class ismi gibi algılayın. Ve de class ismi olduğu gibi burada yazdıramazsınız. Class'ın içerisindeki tek tek elemanlara ulaşmanız gerekiyor. Şu anda biz enormous type oluşturduk. Tipten bağımsız ama sonuçta class gibi davranıyor. O yüzden i nokta işte at şöyle artı şöyle aydım nokta soyadı da yazdıralım. Artı diyelim. Çalıştıralım bakalım. Ad ve soyad alt alta gelecek mi? Yan yana gelecek mi? Çalıştıralım evet. Evet gördüğünüz gibi ad ve soyad yan yana geldi. Evet burada enormous type oluşturduk. Aynen şurada gördüğünüz gibi. Yani sorgular içerisinde gelen satırların olduğu gibi ben bütün satırın hepsini almak istiyorsam liste kullanabilirim. Yani bir generic list kullanabilirim ancak bir enormous type istiyorsam yani belli başlı kolonları seçmek istiyorsam bu durumda da enormous type'ları kullanmam gerekiyor. Bu Entity Framework içerisinde kullanılacak olan bir özelliktir.